Kirpiğin kaşına da değdi zaman. Kirpiğin kaşına da değdi zaman. Bekletme sevdiğimde vur beni beni. Bekletme sevdiğimde vur beni beni. Sevdanın şafağı da söktü zaman. Sevdanın şafağı da söktü zaman. Diyardan diyara da vur beni beni. Diyardan diyara da vur beni beni. Saçların rüzgarı da tel tel biçende. Saçların rüzgarı da tel tel biçende. Dudağın dilinden de şerbet içende. Dudağın dilinden de şerbet içende. Gönlümde duygularda ateş saçanda. Gönlümde duygularda ateş saçanda. Ateşten gömleğe de sar beni. Ateşten gömleğe de sar beni. Çok sevdim. Ataya söylüyorduk. Senin de kirpiklerin abim gibi ama. Babacım, senin de kirpiklerin abim gibi. Herkese günaydın. Bugün 29 Ekim, Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümü. Öncelikle buradan Özdemir ailesi olarak Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarına ve ülkemiz için bugüne kadar bütün şehit olmuş büyüklerimizi, kardeşlerimizi, şehitlerimizin hepsini saygıyla selamlıyorum, saygıyla anıyoruz. Atatürk'e ve silah arkadaşlarına bize böyle bir güzel bir ülkeyi, böyle bir cumhuriyeti bıraktığı için teşekkür ediyoruz ve onun layık cumhuriyetini ilelebet sürdürmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Demiri de Atatürk ilkelerine bağlı, cumhuriyete bağlı, dinine, imanına, vatanına, milletine bağlı bir genç olarak yetiştireceğiz. Evet, gördüğünüz gibi zaten Atatürk tişörtümüzü de giydik böyle. Şimdi ailece kahvaltı yapmaya gideceğiz. İlk yapacağız daha doğrusu. Hani geçen gün masa sandalye almıştık Ceylan'a, piknik masa sandalyesi. Bugün test yapacağız onlara. Böyle bir deniz kenarı bir yere gideceğiz. Hani işte biraz peynir, zeytin aldık yanımıza. Yoldan da bir iki simit, bir şeyler alıp gideceğiz. Antalya'da hala havalar güzel. Yaklaşık 28-29 derece, 30 derece civarında gidiyor havalar. Böyle hala tişörtle gezebiliyoruz. Aslında iyi mi kötü mü bilmiyorum çünkü dünyanın artık çevresi değişiyor yavaş yavaş. Yani atmosfer değişti, mevsimler birbirine girdi. Şu an Kasım'a gireceğiz neredeyse hala. Hava 30 derece enteresan bir şekilde. Evet, şimdi çıkacağız. Gideceğiz. Kahvaltımızı yapacağız. Demir de sabah 7.30'dan beri ayakta. Uyandı, uyumadı bir arada. Muhtemelen oraya gidince uyur. Temiz havada uyur diye düşünüyorum. Biz de işte Ceylan'la beraber biraz otururuz. Kafamızı dinleriz. Sabah şarkı söyledim ona. Koyar Ceylan muhtemelen uyudu ya. Atay'a söylediğimiz, Atay'ı yani bize hep Atay'ı anlatan bir şarkı bu şarkı. Atanın kirpikleri biliyorsunuz çok uzundu ama Demir'in de maşallah yani aynı atanın gibi bakın. Kirpikleri ata gibi uzun uzun. Ataya söylüyordum bu şarkıyı hep ama bu sefer de Demir'e söyledim. Biraz duygulandım. Evet. Hadi çıkalım. Hadi gidelim bakalım. Hadi gidelim. Evet, böyle bir yer bulduk kendimize. Hemen deniz aşağısı. Demir de burada. Uyumadı. Tarık masamızı, sandalyemizi kuruyor. Çok güzel bir yer. Hava mis gibi. Zaten birçok kişi sandalyesini masasına almış gelmiş. Sakin o cumartesi olmasına rağmen.
olmasın dedim. Bunlar çok uzak Allah'a. İşte bak bunu da işte ben gidelim şöyle bir bakalım mı? Ağaçlarına da oturamayasın. Tutsam nasıl? Silirim Demir. Oluva. Hala. Demir. Bana bakar mısın? Bana bakar mısın? Seni yerim. Seni açılırım. Seni yerim ya. Evet. Demir. Sanki serinleri gibi hava ya. Oh. Öksüz gelmiş. Şişt. Bir bak bakayım bana. Hadi git bebeğim. Bakmıyor da bana ha. İşte. Ne yapıyorsun koşunda? Işıldak. Demir. Uykun mu var senin acaba? Acaba senin uykun mu var acaba senin uykun mu var? Nerede annen ne var? Anne nerede annen? Demir. 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 Ne yapıyor çocuklar? Ne yapıyor annem çocuklar? Onları izliyor. Kıyamam ben sana. Uykucum benim. Ne yapıyor çocuklar anneciğim? Evet. Şunlardan bir yesem diyor iç sesi. Şunlara da bir uzanabilsem diyor. Bakmakla yetinmezem diyor. Küçüksün. Ney. Evet, babaannesi. Çok istiyorsun sen. Babaannesi geldi. Demir'in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlama ya. Bak bayrak getirmiş evet. Sana. Evet. Bak bayrakta da ne yazıyor? Bak bak ne yazıyor babacığım? Balonlar şişe. Ah bakalım. Ata yazıyor mu? Burada ne varmış? Evet, bir de hediye almış ona babaannesi. Yakala. Hadi tut. Hadi açalım. Hadi tut. Tamam. Şimdilik babaannesi açsın. Büyüyünce de Demir açar.
Aç bakalım. Ne varmış oğlum burada? Hı? Ne varmış oğlum babaannesine? Bakalım. Ne varmış oğlum babaannesine? Bunlarla dişlerini kaşırsın. Hı? Ama yıkadıktan sonra, tamam mı? Ah, salla, salla hadi. Tam senlik tamam. Demir. Tut. Sustu. Güzel mi? Allah çok güzelmiş mi? Ya. Allah Allah, bu nasıl bir şeymiş ya. Bak sevdi. İyi renkli şeyleri seviyor. İnceliyor. Ha. Ha. İçinde bir tane daha top varmış. Teşekkür ettim oğlum babaanne. Bir top, iki top. Bir top, iki top. Hayır, hemen ağzına atmak yok onu. Önce bir bak böyle yapacağız. Gel. Böyle şey, parmakları içeride. Böyle yapacağız. Tut. Sinirleniyor bak ablan yerinden. Tut. Hadi salla. Salla hadi. Teşekkür ettim oğlum babaanne. Ha? Ha, teşekkür ettim babaanne. Teşekkür ederim babaanne. Oh. Oh. Güzel miymiş? Çok sevdim. Çok güzel değil mi abicim? Çok yakıştı değil mi abicik? Abicim benim, çok özledim seni de. Bir tanecik abicim benim diye sorar. Evet. Hangisini sevdin onun çocuk? Hangi resmi güzel abin? Hepsi güzel değil mi? Benim abim çok yakışıklı bir erkekmiş babacım yani. Anlat. Demir. Bu çok güzel değil mi babacım bu? Canım abicim benim, seni çok özledim ben. Nasıl bakıyorsun? Evet. Anlat babacım, abiyle dertleşebilirsin. Seni duyuyor, dinliyor seni abi. Anlat babacım abin hadi. Kahvaltımızı yaptık, eve geldik. Kayınvalidem geldi. Bu arada atanın mezarına da uğramış. Oraya da bayraklar, balonlar falan koymuş. Onun fotoğrafını da şuraya bir yere eklerim size. Ardından da Demir'in yanına geldi. Böyle bayraklar falan aldı. O arada çekim yapamadım. İki hafta kartım da doluydu. Telefondan bir kesit izlediniz siz de zaten burada. Sonra birazcık Demir'le zaman geçirdi kayınvalidem. O gitti. Şu gelen kabakları falan ona verdim. Yarısını ona verdim. Yarısını babamlara vereceğim, annemlere vereceğim. Babam gelecekti bugün, sözde aradım ama açmadı. Neyse yarın alır artık. Meyveler, sebzeler kötü olsun istemiyorum. Dışarıdalar, dolaba sığdıramadım. Demir'de yatağında dönenceyi böyle ben arada bir çalıştırıyorum. Bazıları bana şey yazmış. Dönence otizme tetikler mi falan filan diye. Ben bununla alakalı doktorumun yazdığı bana bir şeyi atmıştım. Yazıyı atmıştım Instagram'da. Bunu daha sonra size anlatacağım. Yani bu konuyla alakalı düşüncelerimi. Biz böyle günde bir yarım saat, işte 15 dakika kadar ben hazırlanırken özellikle koyuyorum. İşte suyunu falan hazırladım. Buraya geldim. Eşyalarını hazırlıyorum. Hepsini kapının önüne koydum. Bir battaniyesi kaldı. Ben de hazırlanacağım. Tarık da hazırlanacak. Sonra küçük bebişimiz gelecek ama daha 40 günlük olmadığı için onu gösteremeyeceğim size. Gamze'yi falan gösteririm böyle ara ara. Kamerayı da yanıma almayacağım çünkü şarja takacağım. Birazcık bugün dinleneyim diyorum. Kamerayı elime almadan böyle kafa dinleyeyim diyorum. Yakışıklı. Demir. Anneciğim. Ay. Ay ne yapıyorsun sen öyle? Tükürdün mü oraya? Dur geldim. Evet, bir tane bebi şu anda içeride. Dün yemeğe gittik geldik. Sonra Gamze'ler bizde kaldılar. Sabahtan da arkadaşlarımla buluşacaktım ben. Gamze'ye de götüreyim dedim. Yani bebekler, anneler hep birlikte bir şeyler yapacağız. Demir'in çantasını hazırladım. Kendi çantam burada. Kabağın yarısını da kayınvalideme verdim arkadaşlar. Şöyle içi... Ne dedi anne? Lifli dedi. Lifli olduğu zaman dedi, iyi olmaz kabak dedi ama çok iyi bir kabağa benzemiyor açıkçası. Ama Demir ek gıdada olsaydı bal kabağı çorbası falan yapardım, verirdim ona. Annemlere götüreceğiz onu da. Bu bal kabağı değil mi?
Aynen, bal kabağı değil. Ama bu kabaktan da çorba yapılıyor. Şimdi biz Halloween Party gibi bir şey varmış. Oraya gideceğiz. Bakacağız. Yani çok fazla oturacağımızı düşünmüyorum. Bir saatte, buçuk saat kadar ancak oturabiliriz. Ardından da kocişlerimizi de alacağız. Bir yerde bir kahve içeriz diye düşünüyorum. Şimdi hemen şeyciler gelirler. Siz Müslüman değil misiniz? Halloween'ı niye kutluyorsunuz? Hristiyan adeti o falan filan derler. Biz bir şey kutlamayacağız. Çocuklar öyle bir çocuklar eğlence yapmışlar yani. Biz de öyle katılacağız. Evet. Gel işte burada. Gel, makyaj yaptım. Bu sefer gözükebilirsin. Merhaba. İkimiz de bebeklerin arasında 3 ay falan var. Evet. Şu an belki kızı ağlıyor. Çok tatlı. Kırkı çıkmadı. Gösteremiyoruz o yüzden. Daha sonra gösteririz. Şimdi park hazırlansın. Çıkacağız. Ne var? Bir bebek mi var? Güzel mi bebek? Cici'de mi bebeğim? Sarıl bebeğe, gel hadi. Sarıl bebeğe, hop sarıl hadi. Bebek, evet. Senin gibi bebek. Sen de bebeksin. Nerede bebek? Gel sarıl. Sarıl gel. Sarıl sarıl. Sudari, öper misin? Bir tane öp. Bir tane öp, ağladı. Gel. Öp hadi. Öp hadi. Serin serin. Öp. Nerede demek? Burada mı? Ah, çok dertlendi. Evet. Ben de onu diyecektim şimdi. Artık dile geldi. Ayağını aldım. Bebeğe çok tatlı. Bebek çok tatlıymış. Sudayla. Çok tatlıyor. Bilmiyor sana. Bilmiyor. Ne atıyorsun? Ne atıyorsun diyorsun? Demir. Demir. Sudayla'ya bakıp konuşuyor. Arkadaşlar, eve geldik ama inanın enerjim çok düşük. Bugün özellikle çok düşük. Bilmiyorum, Atay'ı çok özledim. Mutsuzum. Oh, böyle ara ara oluyor ama bazen çok sıkıntılı bir şekilde oluyor. Gerçekten hani kendimi böyle çok dipte, çok kötü hissediyorum. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Demir ağlıyor, onunla birlikte ben de ağlıyorum falan filan. İlk dönemlerde mesela ağlamak rahatlatıyordu. Artık ağlamak da rahatlatmıyor. Hani Atay'ı istiyorum, onu görmek istiyorum, öpmek istiyorum, koklamak istiyorum. Yani bununla mücadele etmek çok zor. Sürekli yüzünüze bir maske takmak çok zor. Aslında sosyal medyada gördüğünüz birçok insan, yani birçoğunun yüzünde maske var. Ama ben açık açık dile getiriyorum, biliyorsunuz. Çünkü benden güç alan, hani yalnız değilsin, ben de varım diyebilen bir insan var burada. O yüzden burada açık açık dile getirebiliyorum. Çok zor yani. Çok zor. Gerçekten benim Atay'la bağım, yani ona olan sevgim çok çok başkaydı. Ben Atay'la birlikte büyüdüm. Atay'la birlikte anneliği tattım. Onunla birlikte hani sabrım kat kat arttı. Her şeyde o vardı yani. Şimdi çok büyük bir boşluk var. O boşlukları tabii ki Demir doldurmaya çalışıyor ama Demir başka. Yani Demir evladım olarak, ikinci bir evladım olarak başka ama yani Atay'da yaşadıklarım, o korku anlarım, hastaneler, yoğun bakımlar, bunların hepsi böyle tek tek gözümün önünden şerit gibi geçiyor. Mesela şeyi çok iyi hatırlıyorum, yani o yoğun bakıma girdiği süreçlerde bir şey derdim. Allah'ım derdim ya, ne olur evimize gidelim, ne olursa olsun. Evimde şöyle çocuğum da içeride uyusun, ben de şurada sıcak sıcak bir kahvemi içeyim. O kadar çok heveslenirdim ki buna, yani bu anı yaşamaya. Şu an onu yapabiliyorum ama şu an Demir'i uyuttum, buraya geldim, işte kahve koydum kendime, kahve yapıyorum falan ama tadım yok. Yani enerjim yok. Mutsuzum, iyi değilim yani.
hastaneye gitmemek için çok direnirdim. İşte hastaneye girerse bir daha çıkamaz diye düşünürdüm. Hep onun psikolojisindeydim. Yani bir doktor neyi öğrenmesi gerekiyorsa atanın hastalığıyla alakalı hepsini tek tek böyle okurdum. Yani kişisel bakımında atanın yine her şekilde her şeyini öğrenmeye çalışırdım ki evde anlık müdahaleler yapabileyim. Yani bir doktor gibi, bir hemşire gibi elimden geldiği kadar onunla ilgilenmeye çalıştım. Çok büyük bir emek var ortada. Yani gerçekten ataya verilen çok büyük bir emek var ama bunun tek sebebi ona duyulan sevgi. Yani çok yüce bir sevgi. Gerçi evlat sevgisi. Üstüne başka bir sevgi yok. Ben ne bileyim, ben Atay'a karşı hiç of demedim. Hiç böyle şey yapamadım yani. Kendimden geçip de hani neden ben bunu yaşıyorum demedim. Öyle bir sabır verdi. Öyle bir sevgi verdi bana çocuk. Şimdi Demir'de şunu yaşıyorum. Açık açık da konuşacağım yani bunu. Sabırsız olabiliyorum. Çok kötü bir şey ama sabırsız olabiliyorum. Bu da şeyle alakalı. Aslında Demir çok sakin bir çocuk. Çok huzurlu bir çocuk, mutlu bir çocuk. Ama benim yaşadığım durumdan dolayı sabırsız olabiliyorum. Atayı özlediğim için hani yani genel olarak yine sabırlıyım aslında Demir'e karşı ama beklentim bu değildi. Kendimden beklentim bu değildi. Bir anda Atayı kaybedip Demir'e bakmak, bu psikolojide bakmak, yani şu anki yaşadığım psikoloji iyi olmadığı için şu an bunları hissediyorum. Ama yani Demir bakılabilecek en rahat çocuklardan bir tanesi. Allah dağına göre kar verir diyorlar. Evet, verdi. Çok uslu, çok akıllı. Yani bir yere yemeğe gideriz, oturur yanımızda. Ya da hani bir şey yapacaksak hep ortama ayak uydurur. Yani öyle çok tatlı bir çocuk. Ama bazen ağlıyor. Belki de ağlamak istediğim için onunla birlikte ağlıyorum. Yoksa hani çocuğa bir şey dediğim yok. O bebek zaten derdini anlatamıyor. Ama ben onunla birlikte ağlamak istiyorum. Benim düşündüğüm bunun açıklaması şu, psikolojideki açıklaması bence. Atanın durumuna üzülüyorum. Üzüldüğüm için de kendime bahane arıyorum. Belki bu Demir değil. Şu an Demir'e baktığım için bunu hissediyorum. İş yerinde olsam başka bir şey için vesaire. Böyle hissediyorum yani. Bir şekilde ağlayıp içimdekini atmak istiyorum. O yüzden çok böyle yakın arkadaşlarımla falan çok fazla bir araya gelmiyorum. Çok böyle beni bilen insanlarla görüşüyorum. Bir şey söylerim. Bir de insanların kalbini kırmaktan da çok korkan bir insanımdır ben. Hiç belli edemesem de. Görüşmem yani. Mesafe koyarım. Öyle yani arkadaşlar. Hani mutsuzum. Bayağı bir mutsuzum. Sabah kalktığımda belki bu halim hiç olmayacak ama böyle ara ara öyle bir şey oluyor ki, çaresizlik oluyor ki, elinizden hiçbir şey gelmiyor ki. Demir uyuduğu zaman oluyor bu genellikle. Demir'i uyutuyorum. Birazcık hani işime gücüme sarmaya çalışıyorum. Ona saramazsam oturuyorum hani ve düşünüyorum. Sürekli yatayı düşünüyorum. Yani Allah gerçekten düşmanımın bile başına vermesin. Kimseyi böyle bir şeyle sınamasın. Çok da diyecek bir şey yok ama özlüyorum yani. Çok özlüyorum. Geçen gün Atan odasında bir kahverengi dolap var biliyorsunuz. Ata'ya ilk aldığımız dolap o. Oraya da Atan'ın birkaç parça eşyasını koymuşum. Onları gördüm. Onları gördüm, bir duygulandım. Aa dedim, ben bunları buraya mı koymuşum dedim. Bir yerlerden böyle bir şey çıkıyor, bir şekilde kendini hatırlatıyor. Ama yani o kıyafeti çıksın, oradan mı çıksın, yüzü gözünüzün önünden gitmiyor. Nereye baksanız bazen onu görüyorsunuz. Bazen dayanılmayacak gibi oluyor. Sonra diğer yavrum var, diğer yavruma sarılıyorum. Onun özlemini, hasretini gidermeye çalışıyorum. Ama işte İnsanız ya, olabilir. Hepimiz yaşıyoruz bu durumu. Bazen takatımız kalmıyor. Yoruluyoruz. Olabilir yani bu. Bütün annelerde bu var. Tabii ben yani ekstra sabırlı bir insanım. Atanın verdiği bir şey de var ama benim karakterimde de olan bir şey. Sabır yani. Çok sabırlı bir insanımdır. Ve Demir'in benim hayatımda olması, sağlıklı bir çocuğa sahip olmam. Hani ister istemez kıyaslamalar yapıyorum. O gün mama yapıyorum. Şükrediyorum ya. Ben şu an
Demir'in karnı acıktı. Ya bakın çocuk ağlıyor içeride. Ben buraya gelmişim, mama yapıyorum. O kısacık sürede hani hızlı olmam gerekiyor çünkü çocuğun karnı acıktı. Ben de mama istiyor. Ve şunu düşündüm ya kısacık sürede. Dedim ne kadar büyük bir nimet dedim ya. Çocuğum dedim benden mama istiyor. Öyle büyük dedim bir nimet olamaz. Tıkanmıyor, acı çektiğini görmüyorum vesaire. Diğer türlü yani çok zor. Çok zor gerçekten. Hani buradan özel çocuğu olup beni hala izleyen bir sürü anne var biliyorum. Hepinizin de ellerinden öpüyorum. O mis kokulu ellerinizden öpüyorum. Özel bir çocuğa sahip olmak bu dünyanın size verdiği en büyük mücadele. Ama onların bizi seçmesinin bir sebebi var. Yani iyi ki bizi seçmişler dediğimiz noktalar var. Çünkü diyorum ki ya ata başka birinin çocuğu olsaydı ya bakamasalardı ona diyorum. Ya biz en azından 4,5 sene boyunca el bebek gül bebek yavrumuza bakmaya çalıştık. İşte özlem yani en büyük şey şu anda eksikliği özlem. Yoksa yani gerçekten şu an acı çekmediğini biliyorum. O içimi huzurla dolduruyor. Ama onun o yüzü, gülüşü, kirpikleri. Oğlum yani canım özlüyorum tabii ki özleyeceğim. Zaman zaman da bunları yaşamam da gayet normal. Sadece bunu çok buhranlı bir şekilde yaşamamam gerekiyor. Çünkü sağlıklı bir çocuk daha büyütüyorum içeride. Kendimi durduruyorum, frenliyorum. Demir'in bazen hani ister istemez sıkıntıları oluyor. Ve şu an psikolojikmen kötü olabilirsin. Ama sana ihtiyacı olan bir çocuğun var. Git gözünün yaşını sil, git yüzünü yıka ve çocuğuna bak diyorum kendi kendime. Hep böyle bir kendimi silkeliyorum. Bunu her zaman yaptım. Ata için de yapmıştım. Şu anda Demir için yapıyorum. Aslında aynı şey baktığınız zaman ikisi de büyük bir zorluk. Öyle yani bunları da sizinle paylaşmak istedim. Anlıyorsunuz zaten. Hani benim gözüme baktığınız zaman o kamerayı açtıysam açıyorum da bir şekilde ama oradaki Ceylan'ın yüzünde ne var az çok anlayabiliyorsunuz artık. Niye kendimi burada ifade edebildiğimi düşünüyorum. Öyle neyse birazcık toparlanayım, bir kahvemi içeyim, dinleneyim hazır Demir uyuyorken. Tarık da birazdan gelir, oyun oynamaya gitti arkadaşlarıyla. Sonra bilgisayardaki işlerimi falan hallederim. Bugün de zaten pazar. Yarın şeye gideceğim. Kadın doğum doktoruna gideceğim. Artık kontrolüm var. Demir'i hiç görmemişti. Demir'i görecek doktorumuz. Bir de dikişe bir baksın istiyorum. Hani tam tutmuş mu tutmamış mı hiçbir şekilde kontrolüm olmadı. Bir de kontrole gitmek istedim yani. Ne gelmiş oğlum? O ne oğlum öyle? Ne oldu? Geçen gün bana şey demişler aşkım. Bebek ağlarken siz rahat rahat çekiyorsunuz. Herkes çekmiyor. Herkesin bebeği uslu. Herkesin bebeği sakin gibi davranıyorlar demişler. Ay biz bebek ağlamasını çok seviyoruz bir kere. Değil mi Demir? Demir ve onun mızmızlanması, ağlaması falan bizim çok hoşumuza gidiyor. Bunlar özlediğimiz şeyler, bunlar beklediğimiz şeyler. Bunlar bize göre bizim mükafatımız, öyle görüyoruz yani. Değil mi Demir? Hı? Değil mi Demir? Ama Demir de maşallah uslu bir bebek. Hı? Annesini, babasını çok seviyor. Artık bize alıştı. Değil mi aşkım? Değil mi annem? Seviyor musun bizi? Hala geliyor, bir de utanıyor ya. Bir de utanıyor ya. Demir, anneyi seviyor musun? Ha, adını da biliyor artık. Demir deyince dönüyor ya. Ne çabuk büyüdün annem sen. Ha, utanma utanma, bana bak bana. Bana bak, utanma ya. Ne oldu? Bak hareketlere bak. Allah'ım bazı hareketleri benim mimiklerim o kadar çok benziyor ki. Bazen onda kendimi görüyorum. Evet. Bana bakar mısın? Bir daha yap ne olur. Hadi bir daha yap bir daha. Seni yerim. Hmm yapıyor. Eğer Demir'den diye bir ses çıkıyorsa bilin ki çok mutlu. Demir, anne. Sen ne yapıyorsun babacığım? Babası. Babası. Baba nerede baba? Babaya bir bak bakayım. Hala bebek diye çıktın ekranda şimdi. Kamera seni seçti. Bebek dedi. Bebek Demir dedi.
Ne oldu? Ya dün şunu düşündüm. Şimdi Gamze'nin bebeği de geldi ya. Gamze'nin bebeğini gördükten sonra buna bebek diye isim gelmiyor ya. Evet. Ata da bize hep bebek gibi geliyordu. Demir geldiğinde de farklı şeyler yaşamıştık. Ata çok büyük gelmişti. Şimdi Demir çok büyük geldi. Ama Ata da normalde iri bir çocuktu zaten. Bu da iri bir çocuk. Demir de iri bir çocuk. İriyim ben de kocaman olacağım diye büyüyünce. Boyu da uzun. Demir'in boyu bayağı uzun maşallah. Şapşık Demir. Şapşık Demir. Canım oğlum. Sonra eski videolara baktım. İşte buradan çektiğim videolara baktım. İşte şu gün dönmüş. Bugün işte bizi tanımaya başlamış. Gülmeye başlamış falan. Hepsini böyle tek tek çekmişim. Ne güzel bir şey ya. Şimdi 3-4 ay sonra da bunları izleyeceğim. Aa Demir neler yapıyormuş diyeceğim. Aha diyeceğim anneciğim. Aha diyeceğim Jena'ya. Benim oğlum ha. Demir hadi git marketten ekmeğin de gel. Evet. Birazcık büyüdü artık. Çöpleri mötleri atmaya başladı. Başlayacağız mı? Çok çabuk büyüyorsun çünkü ya. Bir bakmasın okullu olmuşsun. Günaydın. Bak dönecek yere diyor kendine. Allah diyor nereden dönsem şimdi diyor. Hayır yastıklar var. Çocuğumu nasıl iyi tanıyorum. Öyle mi uyuyacaksın? Küstü mü bize? Ha? Yastıklarımı bekle, bir dönemiyor. Bekle kendi yap. Babuş koşun. Günaydın. Ay günaydın. Hadi başlayalım kahvaltıya. Aa, göbek yapmış ha. Buradan göbeği çıkmaya başladım. Nasıl bana böyle? Benim benim. Benim benim. Benim benim. Yerini alalım Demir Bey. Evet, kilitleyelim bir de baba sonra. Peçetesine alışkın oldu. Evet, kilitliyoruz çünkü... Daha yukarı yapmamız lazım o zaman. Kendini atıyor çünkü oradan artık. Artık büyümüş bu ya. Büyümüş bu ya. He? Anladın mı nerede olduğunu? Annenin aldığı şey çıngırak vardı, onu verelim de eline. Oynasın biz kahvaltı yaparken. Kahvaltıyı böyle yapıyoruz işte. Demir'i buraya bağlıyoruz. Şuraya kahvaltıyı hazırlıyorum. Genellikle sabah kalkar kalkmaz çok acıktığımız için buraları falan top tutmaya özen gösteriyorum. Mutfak da şu an temiz. Aa açtı kendi bak görüyor musun? Nasıl açtım? Hakikaten eline açtı orayı. Hala senin ya. Dün Tarık sadece yemek yemiş, o kalmış burada. Onun dışında buralar temiz. Şimdi kahvaltımızı hazırlayacağız. Mamalar yiyeceğiz, değil mi aşkım? Oğlum da yoğurtlar yiyecek. Evet. Evet, takviyelerimizi içeceğiz aç karnına. Demir'i aç karnına veriyorum. Artık yeni saatte var. Evet, hep bu saatlerde aşkım. Evet anneciğim. Evet anneciğim, çok sağlıklı olmamız lazımdı. Aşılarımı oldum de, ilaçlarımı içiyorum de, mamalarımı yiyorum de, maşallah bana abilerim, ablalarım de. Değil mi anneciğim? Değil mi anneciğim? Bana bak, bana, bana. Nereye daldın sen? He? Bana bakar mısın? Seni seviyorum. He, seni seviyorum. Bebeğim benim. Evet, Demir'i buraya oturtturduk. Ben kahvaltıları böyle hazırlıyorum. Tarık da kahvaltıda yiyeceğimiz tava yemeğini hazırlıyor. Genellikle tavada yapılan şeyler Tarık'tan söylüyor. Yumurtalı, sucuklu falan bir şeyler yapacak. Ne yapacaksın aşkım? Omlet yapıyorum. Normal omlet yapıyor. Demir de burada. Babaanne sana bir çıngırak almıştı. Onları ben böyle birbirine geçirdim ucunu.
Birini bir yerden tutuyor, birini bir yerden tutuyor. Onunla oynuyor. Değil mi aşkım? Ağzını alıyor, midesini bulandırıyor. Yıkadım bunları da. Yanımda götürüyorum hep bunları. Yanımızda oyuncak olmasa bile bununla uğraşıyor. Arabasında. Çok seviyor. Değil mi anneciğim? Nasıl bakıyor ona? Nasıl bakıyor? Anlıyor mu yeri bir şey? Tamam, heyecanlanma. Ben onunla ilgileniyorum ya. Bir yandan oynuyor, bir yandan heyecanlanıyor. Yiğit, merhaba. Merhaba de. Çok yakışıklı oldum yine. Kahvaltılar yapıldı. Saat 1:30'a geliyor. Evet şimdi. Biz nereye gidiyoruz Demir? Evet. Ebele gidiyoruz. Evet. Evet Demir'in yani kadın doğum doktorumuz Figen Hoca'ya gideceğiz şimdi. Demir'i ilk defa görecek doğumdan sonra. Ceylan'ın muayenesi var. Muayene olacak. Doğumdan sonra attı ayakkabıyı. Ayakkabıyı hiç sevmiyor ya. Çıkarıyor direkt kendisi. Hadi gidelim, doktor bekliyor. Koş 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 koş. Bu arada kendini tükürdü. Opa, yaptı tükürme. Tükürme. Al eline bunu. Al oyuncağını anneciğim. Ben biraz konuşayım, tamam mı? Bağırma ama. Tamam. Evet, kadın doğum kontrolünden geldim. Gayet sağlıklıyım. Bir sıkıntım yok. 6. ayda simir testine gideceğim. Yalnız ameliyat yerinde dikiş izlerinde böyle bir şey. Nasıl diyeyim size? Kabarma gibi bir şey olmuş. Anneciğim ben bir konuşayım istersen. O yüzden Bepanten'in rolonunu verdi. Onu sür dedi. Gayet güzel. Beğendim. Çıkarayım hatta bunu ya. Evet arkadaşlar, biz doktordan gelmiştik ama Demir konuşturmamıştı. Sonrasında kamerayı elime almadan Demir'i de aldım, kanguruya bağladım. Birlikte yürüyüş yaptık, spor yaptık oğlumla. Sonra Tarık'ın bulunduğu yere doğru yürüdük. Babamız bizi aldı, eve getirdi. Demir'in de uyku saati geldi, onu uyutacağım. Yakaladım Demir'i. Oh. Oh. Altını değiştirelim, hadi gel. Altını değiştirelim, hadi gel aşkım. Aşkım. Annem, ona bugün güzel kıyafetler aldım, onlar geldi. Uykusu da geldi, uyutacağım onu. Uyutacağım, oruşum. Seni çok seviyorum, biliyorsun değil mi? Uyutayım mı seni? Oh, uyutayım mı seni? Uyutayım mı seni? Oh.